Yine Kurtuluğu'nun malumatını arz edeyim. Kale, söyle ifade ediyor. Kale ulemauna, bizim alimlerimiz şu hikme, şu neticeye vardılar. Fel fitneti izâ umret hareket sül. Bir memlekette fitneler ve fesatlarla amel edilmeye başlandı mı, günahlar, haramlar işlenmeye başladı mı, o memleketteki insanların tamamı helak olur. وَذَٰلِكَ عِنْدَ زُهُورِ الْمَعَاصِي وَانْتِكَارُ الْمُنْكَرِ وَعَدَمِ التَّغَيُّرِ. Bir yerde masiyetler zuhur etti mi, Allah'a isyan etmek çoğaldı, yayıldı etrafa, yayılma istidadı gösterdi mi ve onları da değiştirmek, onların hakkından gelmek de mümkün olmadığı zaman وَاِذَا لَمْ تُغَيَّرْ, değiştirilmesi, tahir etmesi mümkün olmadığı zaman وَجَبَ عَلَى الْيِلِّم۪ينَ الْمُنْكِر۪ينَ لَهَا بِكُلُوبِهِمْ اِجْرَانَ تِلْكَ الْبَرْضِ. Mesuliyetimizi görüyorsunuz, içinde yaşadığımız cemiyet açısından. وَجَبَ عَلَى الْيِلِّم۪ينَ, bütün müminler, orada yaşayan Müslümanlara vacil olur ne? اَلْمُنْكِر۪ينَ لَهَا, bu kötülükleri inkar eden, kabul etmeyen, nefret eden, istemeyen Müslümanlara vacil olur, hicrane, tilkel belde, o beldeyi terk etmek, oradan ayrılmak kısmına farz olur. Ama önce emri bil maruf yapılacak. Söylenecek, çalışılacak, yapılacak, her şey fena edilecek. Neticede muvaffak olunmadım, oradan kaçılacak. Vel herede minha, o mahalleden, o muhuştan kaçılacak. Neden ve niçin? Bakınız, dehşetli bir hadis-i şerifi daha arz edeyim size. Bu hadis-i şerifi rahmetli Ömer Nasuhi hocamız fıkıh kamusunun 2. cildinin 46. sayfasında imza ediyor. Aman yarabbi! Fıkıh kamusu diye bir kamusu var. İstilahat-ı fıkhiye kamusu, devri cumhuriyette böyle bir kitap kaleme alınmadı daha. İstilahat-ı fıkhiye kamusu, onun 2. cildinde ve 46. sayfasında şu hadis-i şerifi aynen almış. Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam aynen şöyle haber veriyor. Rasul-ü Zişan şunu haber veriyor. لَا يَقِتَنَّ اَحَدْكُمْ مَلْقِتَنْ يُقْتَلُ ف۪يهِ رَجْلًا ظُلْمًا فَاِنَّ اللَّانَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ ح۪ينَ لَمْ يَدْفَعُ عَنْ. Aman ya Rabbi! Ey Müslümanlar, bakınız, la yakitenne ahadukum, sizden hiçbiriniz durmasın, oturmasın. Melkiten, öyle bir yerde ki, öyle bir mahallede, öyle bir memlekette ki, yüksel fihi raculun zulma, haksız yere bir takım insanların öldürüldüğü, bir takım insanların katledildiği bir mahallede ve memlekette, Müslümanım diyen insanlardan hiçbiriniz orada bir dakika oturmayın. La yakitenne, bir dakika tevakkuf etmeyin, beklemeyin, durmayın, oturmayın. Neden? فَاِنَّ اللَّانَةَ, lanet, lanet kelimesini biliyorsun. فَاِنَّ اللَّانَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ. O zulmen, haksız yere bir insanın öldürüldüğü mahallede oturan, orada hazır olan ve fakat o zulmü, o belayı oradan def edemeyen, onun önüne geçemeyen, orada o mazlumu ölümden kurtaramayanların hepsinin üzerine arş-ı âlâdan vallahi lanet yağdı Resulullah. Lanet yağar. Lanet iner. فَاِنَّ اللَّانَةَ تَنْزِلُ. Durmadan lanet eder. O haksız yere adam öldürülen, adam dövülen, eşya gasp edilen, mal çalınan, o mahallede yaşayan, bu işlerin, bu günahların, bu zulümlerin önüne geçemeyen, mani olamayan, gayret göstermeyen, müdafaa etmeyen, muhafaza etmeyen Müslümanlar gece yarısı kalkıp teheccüd namazları dahi kılsalar vallahi lanetten kurtulamazlar. Ya buyurun hanım. Şimdi cemiyeti gitme, yerini tayin edin. Sen istediğin kadar gece yarısı kal, sabaha kadar tesbih, tehmin, tesbih, tekbir, 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 tek
Senin senin mahallende zulüm, ölüm, felaket, hezaret hissediyor, hiçbir şey bulamazsın. Emredin maruz yapacaksın. Bütün gücünle hadis-i şerifin devamını arz ediyorum. وَلَا يَخِسَنَّ اَحَدُكُمْ مَلْكِسَنْ يُبْرَبُ ف۪يهِ رَجُلٌ ثُمَّا Haksız yere bir adamın dövüldüğü, bir adamın anasına, avradına sövüldüğü, dövüldüğü, hakarete maruz kaldığı bir mahallede sizden hiç kimse bir dakika oturmasın. فَاِنَّ اللَّوَنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدِسَوَانْ Orada bulup da o mazlumu, haksız yere dövülen ve sövülen adamı müdafaa etmeyen, edemeyen Müslümanların üzerine arş-ı âlâdan devamlı olarak lanet eder. Hadis-i sahih. Bunlar bir facia. Bakınız, işte bu gibi ayetlerden ve hadis-i şeriflerden dört mezhebin imamı şirke vermişlerdir. Sık sık söylüyorum unutulmasın diye, vazifelerimizin ne olduğunu anlayalım diye, ne ne lazım demeyelim, canım karışma ne yaparsa yapsın denemek için, vazifelerimizin neler olduğunu bilmek için söylüyorum. Bu hakikatlerden, bu hükümlerden şu neticeye varmış alimlerimiz. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerinin ortaklaşa hükmü şu, Müslümanlar camilerde toplaşıp yahut nerede bulunuyorlarsa, bulundukları mescitte, mahallede, mevzide, mekanda, mekanda neredeyse, namaz esnasında dahi, namazın dışında zaten bütün gücünle çalışacaksın. O gayet tabii ama bir de var ki toplaşmış namaz kılıyorsunuz. Allah'ın huzurundasınız. Farz olan bir namaz, mesela sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Çok mühim bir farz, çok mühim bir namaz. Ya öğle namazının farzını kılıyorsunuz, iki dakika yatsı, ya cuma namazının farzını kılıyorsunuz. Cemaat olmuşsunuz, imana uymuşsunuz, bir yerde namaz esnasında Allah'ın huzurunda bulunuyorsunuz. Tam o esnada bulunduğumuz mahallede, muhitte, birdenbire bir Müslümanın zulme uğraması karşısında, imdat Müslüman yok mu, sen kurtaran yok mu diye bağırıp feryat edip de, o namaz kılan Müslümanlar, o zulme uğrayan, felakete uğrayan, dönen, sönen, hayatı tehlikeye düşen, o Müslümanın imdattan kurtaran yok mu diye feryadını, çıkanını namazdayken işitirlerse, derhal namazı bozup o Müslüman imdattan çıkması var mıdır? İslam'ın hükmü bu, dört katıdan hükümler. Sen hala çek bakalım tesbihini, sen hala çek bakalım evladını. Memleket biliyor, geri bakıyor.